Bunlar 5 kişilik grupmuş. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Telefoniniz üzerinden mesaj bırakmak için 1'i tuşlayın. Ben inşaatçı bir adamım. İnşaatta çalışıyorum. Beni aradılar saat 10.30 gibiydi. Bana dedi ki ben dedi karakoldan arıyorum. İsmini Zimiyat diyeldi. Bütün ailemin ismini söyledi. Dedi senin TC'nin üstünden iki tane dolandırıcı var. Onlar senin TC'nin üstünde dolandırıcılık yapıyorlar. Senin gelmen lazım. Senin Merkez Bankası'nda hesabın dondurulmuş. Hemen arabana bin gel. Bizim sivil polislerimiz Garanti Bankası'nda herhangi bir bankada bekliyor seni. Ondan sonra dedi onları yakalayabilmemiz için seni hemen bekliyoruz. Gel dedi şu parayı sana bir hesap numarası vereceğiz. Şu hesap numarasına bu parayı atman lazım. Tekrar devlet senin bu parayı hesabına aktaracak dedi. Ben de hani güvendim. Dedim olur ya benim devletim bana söylerse gideriz tabii ki. Ondan sonra tekrar şey yaptı. Hadi dedi ben sana dedi bir şifre benim telefon numaramda dedi beni aradınız ama bacanak diye hitap et. Ben hani şifremiz kodumuz budur. Banka müdürüyle gittiğin zaman telefon açık kalsın. Hiç kimseyle konuşamıyorsun. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir. Ben de ona dedim ki ya dedim ben böyle şeylere pek şey yapamıyorum ama içime sinmiyor. Dedi ya dedi seni ben 155'e bağlatacağım. 155'le konuş. 155'e bağlatıyor. Konuşuyorum normal. Hani telsiz sesi şu bu. Yani ben devletin karakoludur tabii ki. İnsan güvenemez. Ben de o şekil güvendim. Şey yaptım. Tekrar yine tereddütteydim. Dedi ben dedi seni direkt savcılığa bağlıyorum. Beni savcılığa bağlıyor. Savcılık bana diyor ki ya diyor hadi diyor sen ne yapıyorsun? Ne ayaksın diyor. Sen yoksa sen de mi FETÖ'cü ayaklarındasın diyor. Ben o anda yani kilitlediler beni. Çabuk diyor hemen git diyor. Onlar kaçacak diyor. Şu parayı yatırman lazım. Bana bir iban verdi. Şu ibana şu parayı 50 bin lira parayı atman lazım. Hatta bana dedi ki başka yerde varsa para onu da atabilmen lazım. Tekrar ben gittim ben o parayı yatırdım o hesaba. Çıktıktan sonra bana dedi ki başarılar diliyorum. Sen devletin için işte görevini yaptın. Çok sağ olun. Ondan sonra tekrar ben bana dedi başka yere git. Ben de hemen o anda başka karakola kaçtım. Karakola gittim dedim valla diyorum böyle böyle. Karakol dedi ki bunlar dedi dolandırıcıdır. Seni dolandırdı. Tekrar da gittim. Suç duyurusundan bulundum. Valla bu şekilde bizi perişan etti. Şu anda o parayı alabilmem için inşallah devletimiz peşine düşer. Bekliyorum. Çok mağdur duruma düştüm. Ben şimdi çalışıyordum. İnşaatçı bir adamım. O şekilde kandırıldım. Valla para da zaten çoğu benim değildi. Emaneti. Tabii ki sonuçta bende çıkıyor o para. 50 bin lira para demek ben inşaatçı adam o parayı kazanabilmem için inan ki bir senede kazanamam. Benim için çok zor oldu. Mağdur durumdayım şu anda. Devletimizden Allah razı olsun. Allah bazımızı eksik etmesin. Sonra da öğrendim bu şahıs yakalanmış tahmin ediyorum. İnşallah bu parayı da elde edebilseydik iyi olurdu. Şu an çok mağdurum yani.